Hadi artık şu nikahı kıyalım. Ne olursunuz imzaları atalım artık. Abi. Teoman seni silemez. Sana bir çocuk bulurum. Senden ayrılamaz. Tamam değil mi? Ne oluyor Teoman? Şimdi Alev anlatacak baba. Anlat Alev. Evet. İlk günden beri Mehmet'le işbirliği yapıyoruz. Ayda ile Teoman'ı ayırmak için. Ama benim hiçbir suçum yok amca. Benim zaafımı kullandı. Olan biteni öğrendikten sonra da Gülseren Hanım'ın canına kastetti. Ne? Evet. Ama benim hiçbir suçum yok amca. Bana geldi. Teoman'dan bir çocuğum var dedi. Ben de kıyamadım işte. Öyle mi Alev? Öyle. Ama Mehmet'in anlattıklarında yine bir yalan var. Ortada çocuk falan yok. Teoman'la benim bir çocuğumuz yok. Bu da Mehmet'in en büyük yalanı. Mehmet'le işbirliği yaptık evet. Ama bunu Mehmet istedi. Gülseren Hanım'ı da ben ittim. Bütün bu olanlar ortaya çıkmasın diye. Mehmet de sustu. Teoman başından beri haklıydı. Bu adam tam bir yılan. Annesi de öyle. Gülseren Hanım'ı susturmak için para teklif edin dedi. Oğlunu kurtarmak için bunu istedi bizden. Yalan. İftira. Alev kes. Kusura bakma Mehmet. Suçu üstüne al dedin. Sana bir çocuk bulurum dedin. Teoman seninle olur falan dedin ama yeter artık. Ben cezamı çekmeye razıyım. Ama herkes her şeyi bilsin. Alev yeter. Yetmez. Mehmet Ayda ile Teoman'ı ayırmak için yaptı her şeyi. Hamit Bey, şirketinizin altına oyan da bu adam. Bana onca para vermek için şirketinizi kullandı. Ne olursa olsun yanınızda büyüdüm. Onca yıl ekmeğinizi yedim. Gerçekleri bilin istedim. Ben cezamı çekmeye razıyım. Sen? Arayın polisi. Amca bu kızın söyledikleri yalan. Ben başından beri ne yaptıysam Ayda'yı geri kazanmak için yaptım. Bu kızın söylediği her şey yalan. Amca. Kahretsin ki bu tokadı atmakta çok geç kaldım. Gülseren Hanım çektiği fotoğrafları Teoman vasıtasıyla bana iletti. Oğlum polis ara. Alev cezasını çekecek. Sen de. Artık ailemden değilsin. Sen de Kadriye. Şimdi defolun gidin buradan.
defolun! Çık anne. Sevgili ailem, ben artık gelinimle, oğlumla küçük sıfamı mutlu olup paylaşmak istiyorum. Lütfen kıyalım artık şimdilik ya. Tekrar soruyorum. Siz Kumru Sağlam, Ozan Öztürk'ü hiçbir baskı altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Ozan Öztürk, Kumru Sağlam... Evet, evet, evet. Şahit misiniz? Evet. Ben de sizleri belediyemizin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Bravo. Hoppa. Hoppa. O zaman son bir selfie. Son mu? Tamam. Tamam. Hadi bakalım Öztürklerin selfiesine. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş, birisi aşıklara, birisi dinleyenlere, birisi de bütün iyi insanlara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.